Merhaba arkadaşlar, sizlere bugün doğrultma devrelerindeki kondansatörlerin önemini ve nasıl kullandığını anlatmak istiyorum. Öncelikle bir adet trafomuz var. Trafomuzun girişinde 230 volt şebeke AC gerilimimiz var. Ve trafomuzun çıkışında yine aynı frekansta bir AC çıkışımız var. Şimdi osiloskopumuzun probelarını öncelikle trafomuza bağlıyorum. Şöyle trafomuzu geri çekiyorum. Ve enerjimizi veriyorum. Bakın gördüğünüz gibi çıkışımızda da yine 50 Hz frekansta yine sinüsoidal bir alternatif gerilimimiz var. Şimdi bunu yavaş yavaş doğrultup DC'ye çevireceğiz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Önce yarım dalga doğrultma devresi yapacağız. Şöyle trafomuzun artı ucunu çıkartıyorum. Gelen ucumuzun bir tanesini şöyle göstereyim. Bir tane Biren 4007 diyotumuz seri olarak gelen ucumuza bağlıyorum. Ve probumu buraya takıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi cycle'ımızın bir tanesini doğrulttuğumuz için şunu durduralım. Pozitif alternanste olan cycle'ımız yine geçiyor diyodumuzdan ama negatif AC gerilimimiz geldiği zaman bu kısımdan geçemiyor. Bu kısmı kestik. Diyodumuzdan sadece pozitifler geçiyor ve bu şekilde bir çıkışımız oldu. Daha önceden nasıldı? Şöyle sinüsoidaldı. Alt tarafını diyodumuzda kesmiş olduk. Şimdi burada yarım dalga doğrultma deniyor buna arkadaşlar. Şimdi bir filtre devresi uygulayacağım. Buraya bir de yük bağlayalım. Çıkışımıza. Çıkışlarımızın olduğu yere bir tane şöyle tekrar problarımı söküyorum. Çıkışlarımın olduğu noktalara bir tane yük bağladım. Yük direnci bağladım. Şimdi yine probumuzu aynı noktalara bağlayalım. Çıkış noktamızdaki yükümüzün üzerindeki dalga şeklini görmek istiyoruz. Bakın şu anda şöyle yarım dalga doğrultmamız var. Şimdi şöyle 100 nanofaradlık bir kondansatörü çıkışımıza paralel olarak bağlıyorum. Bakın dokunduruyorum. Dalga şekline bakalım. Bakın. Şöyle. Tabii biz hold yapmıştık burada. Dalga boyumuz tekrar hareket etsin. Şimdi şöyle. Ha bakın. Kondansatörü dokundurduğum zaman hafifçe dalga şeklimiz biraz yükseliyor. Tekrar durdurayım bunu. Bakın hafif sıfır çizgisinden biraz yukarı doğru oynamalar var. Kalkıyor. Çok az bir şey. Tabii kondansatörümüzün değeri küçük olduğu için çok az bir şey fark ediyor. Şimdi bunu çekiyorum. Tekrar devam ettirelim. Şimdi biraz daha büyük bir kapasitör
ekleyelim. Bu sefer şöyle göstereyim. 1 mikrofaradlık. 1 mikrofaradlık bir kondansatörü çıkışımıza, tabii artı ve eksi yönlerine dikkat ederek, bu elektrolitik kondansatör olduğu için kutuplarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çıkışımıza bağladım. Bakın, dalga şekli değişti. Birazcık yine bunu durduralım. Bakın, sıfır çizgisinden voltajımız biraz daha yukarı kalktı. Sinüsoidal dalga şekli bozulmaya başladı. Yukarı doğru doğrulacak şekilde yükselmeye başladı. Şimdi kondansatör değerimizi biraz daha yükseltelim. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer 10 mikrofaradlık bir kondansatör. Evet, çıkışlarımıza bağladım. Bakın, kondansatör değerimiz yükselince çıkışımız bayağı bir doğru akıma yaklaştı. Bu şekilde bir çıkış elde ettik. Evet, kondansatörümüzü biraz daha yükseltelim. Şimdi şöyle 22 mikrofaradlık bir kondansatör. Bağladım. Evet. Çıkışımız daha da düzeldi biraz önceki duruma göre. Kondansatör değerimizi biraz daha yükseltelim. Bu arada bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, bu kondansatör, solda gördüğünüz hacim olarak büyük olan kondansatör 22 mikrofarad. 50 voltluk bir kondansatör. Şu sağ tarafta gördüğünüz kondansatör ise 47 mikrofarad, 16 volt. Bakın, sağdaki kondansatör soldaki kondansatörün 2 katı kadar daha fazla kapasitesi olmasına rağmen hacim olarak ondan daha küçük. Bunun sebebi, bu sağdaki kondansatör 16 voltluk bir kondansatör. 16 voltluk gerilimlere kadar çalışabilir. Soldaki kondansatör 50 voltluk bir kondansatör. Bizim şu anda devremizde yaklaşık olarak bakın sol alt köşede, osiloskopun sol alt köşesinde 5 volt görüyorsunuz. Voltaja baktığınız zaman bizim kabaca 2-2,5 kare kadar bir kısım pik noktamız, yani sinüsoidal dalganın üst noktası yaklaşık 12-13 volt gibi. Yani biz bu kondansatörü burada kullanabiliriz. Şimdi 47 mikrofaradlık kondansatörümüzü getirip devremize bağlıyoruz. Çıkış gerilimine bakın. Daha da bir doğru akıma doğru gittiğini görüyorsunuz. Bu şekilde bu yarım dalga diyotlu, bir diyotla yarım dalga doğrultma yaptık ve bunu kondansatörlerle filtre ettik arkadaşlar. Bu şekilde bir çıkış alabiliyoruz. Şimdi bir de tam dalga doğrultma yapıp ondaki çıkışlarımızı görelim. Şimdi devre şemasını ben hazırlıyorum. 4 adet diyotla tam dalga doğrultma devresinin bağlantısını yaptım. Çıkışımızda yine bir 10K'lık yük direncimiz var. Dalga şeklimizi şöyle durduralım. Evet, artık her iki cycle'da da alternatif akımın her iki cycle'ında da diyotumuz bir cycle'da bir diyottan, diğerinde diğer diyot grubundan gerilimimiz yüke ulaştığı için bu şekilde
bir dalga çıkışı görüyoruz. Şimdi bu çıkışımıza bir tane biraz önceki gibi yine 100 nano faradlık kondansatörümüzü çıkışımıza paralel bağlayalım. Tabii şurada şu holtu kaldıralım. Evet, bakın. Çekiyorum. Bakın alt sıfır seviyesine düştüğünü görüyorsunuz alt uçların. Bağladığım zaman voltajın sıfıra gelmediğini, artık kondansatörümüzde depolanan voltaj kadar yukarı kalktığını alt uçların görüyorsunuz. Peki şimdi kondansatörlerimizin değerini tekrar yükseltmeye başlayalım. 1 mikrofaradlık kondansatörü tekrar bağlıyorum. Evet. Biraz önce yarım dalga doğrultma devresinde 1 mikrofaradlık kondansatörümüz çok az bir etki göstermişti. Bakın şimdi voltajımız ne kadar yükseldi. Alt noktası 7,5-8 volt seviyelerine kadar geldiğini grafikten görebiliyoruz. Kondansatörümüzü yükseltiyorum. 10 mikrofaradlık kondansatörümüzü devremize paralel bağlıyorum. Şöyle. Evet, 10 mikrofaradı bağlayınca baya bir çıkış voltajımızın filtre olduğunu görüyorsunuz. Şey 22 mikrofaradlık kondansatörümüzü bağlıyorum. Çıkış voltajının ne kadar düzeldiğini görüyorsunuz. Evet, son olarak 47 mikrofaradlık kondansatörümüzü çıkışımıza bağlıyorum. Bakın küçücük bir kondansatör çıkışımızı neredeyse tam doğru akıma yanaştırdı. Bu şekilde AC voltajımızı önce diyotlarla doğrulttuk ve bir kondansatörle de filtre ederek doğru akıma çevirmiş olduk. Umarım arkadaşlar burada diyotun ve kondansatörlerin ne iş yaptığını ve kondansatör değerlerinin ne ifade ettiğini anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.